Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber arkadaşlar müthiş bir matematik yazılı provası yapacağız arkadaşlar. Ve yazılılar geldi çattı arkadaşlar. Biliyorsunuz ikinci dönem birinci yazıları geldi ve ilk etapta LGS'den önce ne yapmamız lazım? Bizim sınavlarımızı halletmemiz lazım. Ondan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Sınav haftası sınavlara çalışıyoruz. Ondan sonra tekrardan ne yapıyoruz arkadaşlar? LGS'ye devam ediyoruz ve sizlerle beraber biz de ne yapacağız? Bugün Güzel bir özet yapacağız. Özetten sonra da arkadaşlar 10 tane çok tatlı tam da sınav formatında çok zor olmayan sorularla beraber sizleri biraz yazılı provası yapacağız. Ve arkadaşlar harika bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar toplanın dersimiz mükemmel bir şekilde sizlerle beraber başladı. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün günlerden arkadaşlar 19 Mart 2022 ve güzel bir cumartesi akşamı saatlerimizde 17.00'ı gösteriyor. Ve ilk dersimiz olan önemli derslerden bir tanesi olan matematikte kampımızı harika bir şekilde başlattık. Sonra arkadaşlar ne geliyor? Türkçe geliyor, fen bilgisi geliyor, inkılap tarihi geliyor, İngilizce ve din kültürüyle beraber yazılı kampımızı tamamlıyoruz. Ve unuttuğum bilgileri sana hatırlatıyoruz. Zaten kanalımızda bütün arkadaşlar haftalar boyunca çok güzel videolar Paylaştık ve bugün de sizlerle artık son noktayı ne yapacağız, koyacağız arkadaşlar ve güzel bir şekilde notlarımızı alarak yolumuza senle beraber devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar unutmadan şunu göstermek istiyorum. Çok özel ve güzel bir kitabımız var. İkinci dönem yazılım notları kitabı ve gerçekten arkadaşlar bu kitap sizlerle beraber yani bütün konuları arkadaşlar harmanlayarak özetler halinde sizlere anlatan bir kitap. Matematikle alakalı içerisinde arkadaşlar birinci dönem ve ikinci dönem konuların da işte birinci yazılı ve ikinci yazıları konularında kapsayan arkadaşlar bölümler var. Mesela bakın doğrusal denklemlerden başlamış koordinat sistemi eksenlere paralel doğru, doğrular grafikleri eğim var arkadaşlar. Bakın burada eşitsizlikler var ve öyle arkadaşlar gereksiz bilgi falan yok. Direkt arkadaşlar nokta atışı konularımız var. Dolayısıyla yani yürürken yatarken arkadaşlar Serviste okula giderken her anlamda diyelim ki öğretmen gelmedi dersin boş hemen arkadaşlar çantandan çıkartıyorsun ve hiç durmadan çalışıyorsun eksiklerini gideriyorsun ve sınavdan yüz almayı garantiliyorsun ve tabii ki arkadaşlar bunun yanında Dinamo Soru Bankamız var gerçekten Tonguç Akademi'nin efsane kaynaklarından bir tanesi lütfen arkadaşlar hala almadıysan hemen ne yapıyorsun bunun da siparişini veriyorsun ve geldiğimiz yere kadar içinden arkadaşlar bakın yine çıkan sorulara benzer sorular var buradaki soruları da çözerek ne yapıyorsun? Kendini zinde tutuyorsun. Hem sınav sorularının tarzında sorular var hem de arkadaşlar LGS tadında bir o kadar deli çılgın, deli manyak sorular var diyebiliriz ve bu ikiliyle beraber sınavdan yüz almayı garantiliyorsun. Bu arada arkadaşlar da tabii ki 8 8 trilyon 595 bin öğretmenimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde sevgili arkadaşlar nereden ne gelir? Hangi hocamız neyi sorar? Nereden kesin soru çıkar? Bunları da arkadaşlar analiz ettik ve sizlere güzel bir ne yaptık arkadaşlar? Özet hazırladık ve bu şekilde de dersimize başlayacağız. Bu arada arkadaşlar yanımızda Tonguç var. Tonguç hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Keyifler nasıl Tonguç? İyiyim hocam işte çalışıyoruz. Harikasın gerçekten sınavlar geldi biliyorsun çalışmak tabii ki çok önemli. Senin de çalıştığını duymak bizleri çok mutlu etti diyebiliriz Evet arkadaşlar birinci bölüm nedir? Tabii ki olasılık konusundan başlıyoruz ama tabii ki arkadaşlar yazılı konularımız arkadaşlar okullar arasında ufak tefek farklılıklar gösterebilir. Biz genelde müfredata Uymaya çalıştık ama sizin okulunuzdaki e, konular birazcık farklılık gösterebilir. Biz en geniş e, noktadan aldık diyebiliriz. Olasılık konusu arkadaşlar. Olası durumları biliyoruz. Bir paranın olası durum sayısı arkadaşlar kaçtır biliyor musunuz? İkidir. Ya yazıdır ya da turadır arkadaşlar değil mi? Peki bir zar düşünün. Zarın olası durumu kaçtır? Evet arkadaşlar, zarın zarın olası durumu 6'dır çünkü 6 yüzeyi vardır ve her birinin gelmesi de ihtimaller dahilindedir diyoruz. Peki bir olayın olma olasılığı nedir arkadaşlar? Sayısal olarak nasıl hesaplanır? Ne yapıyoruz? Alt tarafa tüm durumların sayısını yazıyoruz. Üst tarafa da ne istiyorsa onun sayısını yazıyoruz arkadaşlar. Mesela zarın üst yüzüne çift gelme olasılığı kaçtır? Zarın tüm olası durumları arkadaşlar kaçtı? 6'dır. Çift gelmesi nedir? Çift gelmesi arkadaşlar 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Yani üstüne yazıyoruz. 3 bölü 6. Sadeleştirirsem 1 bölü 2'yi ne yapıyorum buluyorum. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar bir olasılığın bir şeyin olasılığının fazla olması demek onun sayıca fazla olduğu anlamına gelir. Mesela bakın burada mavi topların olasılığı daha fazla yeşil topların olasılığından o da sarı topların olasılığından daha fazladır. Neden? Çünkü mavilerin sayısı daha fazladır arkadaşlar. Dolayısıyla da mavilerin sayısı fazla olduğu için olasılığı da fazladır diyoruz. Paranın dik gelmesi olasılığı nedir arkadaşlar? Tabii ki imkansızdır değil mi arkadaşlar? İmkansız olarak kabul ediyoruz. Peki zarın üst yüzüne bir rakam gelmesi olayı nedir arkadaşlar? Bu da nedir? Kesin olaydır arkadaşlar. Başka bir şey gelemez ki. Yıldız gelemez, kare gelemez veya başka bir şey gelemez. Dolayısıyla zarın üst yüzüne gelen e, ifadenin bir rakam olma olası da nedir arkadaşlar? Bir kesin olaydır. Sevgili Tonguç para hiç dik gelir mi sence? Hocam ben bin kere denedim. Hocam gerçekten de gelmedi. Gerçekten hiç sıkılmadan denedin demek ya. Süpersin ya. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım o zaman devam edelim. Arkadaşlar ikinci konumuz neydi? Cebirsel ifadeler. Cebirsel ifadelerde neler vardı hemen onlara bir bakalım. Arkadaşlar değişkenlerimiz vardı yani bilinmeyenlerimiz. Burada değişkenlerimiz nedir? X ve Y'dir arkadaşlar tabii ki. Ne yaptık yazdık. Terim sayısı kaç tane? 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Terim sayısı kaç tanedir? 4 tanedir. Kat sayılarımız nelerdir? Bakın bunun başında 1 vardır arkadaşlar. Bunun başında 3 vardır. Bunun başında eksi 2 vardır aman dikkat. Bunun arkadaşlar eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Sabit terimimiz nedir? Sabit terimde en sonda bundan sayıdır arkadaşlar. Yani x4 diyebiliriz. Bakın bir sayı dışarıdaysa ve içeride cebirsel ifade varsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Dağılma özelliğiyle e, okları çıkartarak çarpıyoruz. 2 ile 3x çarparsak 6x, 2 ile eksi 1'i çarparsak eksi 2. Bunu yapmayı imal etmiyoruz. Bunu arkadaşlar zaten biz 7. sınıfta da görmüştük diyebiliriz. İkili çarpmaları bu sene gördük arkadaşlar. İkili çarpmalarda da herkes herkesi çarpılıyor. Bakın bu bununla çarpılıyor, bu da bununla çarpılıyor. 4 kere çarpma yapıyoruz yani arkadaşlar. Çarpmalarımızı yaptıktan sonra işte x ile x'i çarpıyorum x kare. x ile 3 çarptım x'i 3x. 1 ile x çarparsam x artı 1 ile eksi 3 çarparsam eksi 3. Çarptıktan sonra benzer terimleri görebiliyorsunuz değil mi? Benzer terimleri kendi arasında topluyorum ve zıt işaretli olduğu için eksi 2x olarak yazıyorum. Yani son durumda x kare eksi 2x eksi 3 olarak bu ifadenin çarpım, çarpmasını yapmış oluyoruz. Bir de arkadaşlar ne vardı? Özdeşliklerimiz vardı. Mesela iki kare farkı özdeşliğimiz vardı değil mi? 2 kare farkı özdeşliğimiz neydi? Bunların arkadaşlar ifadelerin tabanlarını ya da kare köklerini alıp bir eksili bir artılı olarak yazıyorduk. A artı B yani nedir ee, arkadaşlar? Birincinin karesi. ile ikinci çarpımını iki katı ve ikincinin karesi şeklinde ezberlemiştik. Öğrenmiştik daha doğrusu. Buraya bakalım. Arada x varsa burada da x var arkadaşlar. Bakın burada da eksi var. O zaman ne yapıyoruz? Birincinin karesi. A kare birinci ile ikincinin çarpımı iki katı eksi iki AB artı B kare şeklinde bu özdeşlikleri de arkadaşlar bilmemiz gerekiyor bunlar olmazsa olmazlarımızdan arkadaşlar diyoruz ve diyelim buraya da burada dikkatinizi çekelim. Şimdi bir de ne vardı arkadaşlar çarpanların ayırma vardı çarpanları ayırmanın da en önemli noktalarından bir tanesi ortak parantezi almaydı. Terimlere baktığımızda terimlerde ortak olan ifadeyi tek bir tane olarak dışarı yazıyoruz. Kalanları da parantez içerisinde ne yapıyoruz yazıyoruz. Mesela bakın burada ortak olanlar arkadaşlar x'ler. x'leri ortak olarak başa aldım. Kalanları yani y'yi yazdım. Eksi 4'ü yazdım. O zaman x çarpı x eksi 4 şeklinde ne yaptık ortak parantezi aldık. Ve arkadaşlar özdeşliklerin ne yapıyoruz? Açılmış hali var. Bunu ne yapacağız? Kapatacağız. Yani x kare artı 10x artı 5. Bunun kare kökünü alıyoruz arkadaşlar. x bakın burada. Bunun kare kökünü alıyoruz. 5. Arada artı işareti varsa o zaman şöyle yazıyoruz. Bakın x artı 5 karesi. Arada artı olduğu için artı. Buraya bakalım. Burada arkadaşlar kare kökünü aldık x. Bunun kare kökünü aldık. 2 arkadaşlar. Arada ne var? Eksi var. Bakın burada x 2'nin karesini alıyoruz ve bu şekilde ne yapıyoruz? Açılmış olan özdeşliğimizi tekrar ne yaptık? Kapattık arkadaşlar ve bu şekilde de özdeşliklerimizi de öğrenmiş olduk diyebiliriz. Ve daha sonrasında sevgili arkadaşlarım ne gördük? Doğrusal denklemler gördük. Doğrusal denklemler de sevgili arkadaşlar kendi içlerinde parçalara ayrılıyordu. Mesela birinci olarak doğrusal denklemlerde rasyonel denklemler dediğimiz bölüm var ve rasyonel denklemlerde sevgili arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapıyorduk ve buradan da x'i yalnız bırakıyorduk arkadaşlar diyebiliriz. Buradan da ne yapıyorsun işte bunu dağılma özelliği yaptığında 2x arkadaşlar 4 yapıyorsun. Buradan dağıttığımız zaman 3x artı 3 yapıyoruz. 3x baba olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada kalıyor. Ek 2x yanına eksi olarak geldi. Buradan da eksi 4 vardı. Artı 3 de karşıya giderse eksi 7 olur. Yani buradan x'imiz arkadaşlar kaç oldu? Eksi 7 olmuş oldu. Bu şekilde ne yaptık? Çözümlerini sizlerle beraber yapmıştık. Birinci bölüm buydu arkadaşlar. Yani denklem çözümü. İkinci bölüm koordinatlar Arkadaşlar koordinat sistemi diyoruz. Koordinat sisteminde ne yapıyoruz? Tabii ki sevgili arkadaşlar, bölümlerimiz var arkadaşlar. O bölümlere dikkat ediyoruz. Koordinat sistemi yatay ve dikey iki doğrunun, sayı doğrusunun bir araya gelmesiyle meydana gelen bu sisteme koordinat sistemi diyoruz. Koordinat sisteminde arkadaşlar e, ne vardır? X ve Y eksenleri vardır. Yataydaki eksenimiz X diyoruz. Dikeydeki eksenimiz arkadaşlar Y diyoruz. Ve birinci bölgemiz, ikinci bölgemiz, üçüncü bölgemiz, dördüncü bölgemiz. Birinci bölgede sevgili arkadaşlar nedir? X ve Y artıdır. İkinci bölgede bakın X'ler eksiye döndü. Y'ler hala artı. eksi artı. Üçüncü bölgede arkadaşlar hem X'ler hem de Y'ler eksi olur. X de eksi. Bakın en e, kötü, e, olumsuz bölgemiz üçüncü bölge. Buraya baktığımızda arkadaşlar, dördüncü bölgeye baktığımızda x'lerimiz artı y'lerimiz de eksi olur. Yani artıya eksi olmuş oluyor. Koordinat sisteminde arkadaşlar bir noktayı göstermek için ikili dediğimiz hem x'in hem de y'nin olduğu noktaları buluyoruz ve işaretleyip o noktanın olduğunu söyleyebiliriz. Mesela a noktası bakın 2'ye 3 noktası x'ten 2'ye Y'den de 3'ten gittiğimiz zaman kesiştiği noktalar A noktası olarak buluyoruz. B'ye baktığımız zaman eksi, eksi 2'ye 0 yani sadece X ekseninde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da koordinat sistemiydi. Bu birinci bölümdü. Bu da ikinci bölüm diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü bölüme baktığımızda üçüncü bölümde arkadaşlar doğruların grafiklerini çizme vardı. En kolay arkadaşlar sabit sayı grafikleriydi. Bakın mesela x eşittir bir grafiğini x'e geliyorsun tık diye çiziyorsun. Devamına bakalım arkadaşlar. Ee, y, bakın y eksi 2. Y'de ne yapıyorsun? Eksi 2'yi buluyorsun. Çiziyorsun ve bu şekilde bunlara biz ne diyoruz? Eksenleri paralel veya sabit sayı grafikleri diyoruz. Buraya bakalım arkadaşlar. Sadece x ve y'den meydana gelen bu ifadeler bu doğruların denklemi ise orijinden geçen arkadaşlar. Bakın y eşittir 2x gibi arkadaşlar. x eşittir y gibi veya sevgili arkadaşlar işte 3x eşittir y gibi. Yani sadece x ve y varsa o zaman bu doğru orijinden geçer diyoruz. Bunların yine çizimlerini de sizlere harika bir şekilde anlatmıştık. Buraya bakalım arkadaşlar. X var, Y var ve de ekstra bir de sabit sayı varsa bu da eksenleri kesen doğru grafiği şeklinde ifade etmiştik diyebiliriz. Bir de arkadaşlar günlük hayattan uyarlandığımız ve LGS'de de çokça çıkan bir yorumlama grafikleri vardı. Onun da arkadaşlar temel noktası y eşittir başlangıç artıyorsa artı azalıyorsa azalıyordu değişim, birim zamandaki değişim yani bir saat, bir yıl, bir gün, bir kilometre işte bir dakika neyse artık her zaman her şeyin birini alıyorsun arkadaşlar buraya onu yazıyorsun çarpı x diyorsun bu da yine bununla alakalı da arkadaşlar bir örnek çözeceğiz sizlerle beraber. Sonra geldik eğime. Eğim dediğimiz şey özellikle arkadaşlar dik üçgende bakın. Dik üçgen değilse kesinlikle kullanmıyorsun. Dik üçgende uygulanan dikey bölü yatay uzunluğa biz ne diyoruz? Eğim diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsun. Eğimler y eşittir mx artı n denkleminde x'in başındaki sayıya biz ne diyoruz? Eğim diyoruz arkadaşlar. Y eşittir ile başlıyorsa ve x'in başında bir sayı varsa o bizim eğimimizdir diyoruz. Eğimler arkadaşlar sağ yatık olduğunda sağ yatık olduğunda pozitif bir eğimdir. Sola yatık olduğunda ise nedir arkadaşlar? Negatif bir eğimdir diyebiliriz. Evet arkadaşlar karşımızda ne var? Tabii ki eşitsizlikler var arkadaşlar. Eşitsizlikler de yine sonlarda olan konularımızdan yani sınava so en son olarak dahil olan konularımızdan bir tanesi arkadaşlar. Bu konuyla da alakalı çok zor olmayan sorular var ve buradan da gelen soruları kesinlikle mükemmel bir şekilde yapacağına inanıyorum diyebiliriz. Eşitsizlikler arkadaşlar biliyorsunuz matematikte her şey birbirine eşit değildir arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Eşit olmayan durumlar içinde küçüktür, küçük eşittir, büyüktür veya büyük eşittir gibi semboller kullanıyoruz. Mesela otobüste en fazla 20 kişi vardır. Arkadaşlar en fazla en az gibi ifadeler görüyorsan mutlaka burada eşitlik vardır. O zaman en fazla dediği için üst sınırı arkadaşlar söylemiştir. O zaman otobüste 20 veya 20'nin altı kadar kişi vardır diyoruz ve o zaman x küçük eşittir 20. Tonguç'un cebinde 10 liradan fazla para vardır diyoruz. Bakın burada kesin bir bilgi. 10 liradan fazla dediği için x büyüktür 10. Arkadaşlar eşitsizliklerimizi sayı doğrusunda gösterirken x büyüktür 3 diyor ya. Burada arkadaşlar her zaman bakın şöyle yapıyorsunuz. Okun gösterdiği yani şu ifadenin gösterdiği yönü tarıyorsun. Bakın çok kritik çok güzel bir taktik veriyorum size x büyüktür 3 dediği için eşitlik yok arkadaşlar. İçini boş bırakıyorsun bakın. İçini boş bırakıyorsun ve ok nereyi gösteriyor bakın arkadaşlar. Burasını gösteriyor. Demek ki burayı ne yapıyorsun? Tarıyorsun. Bakın biz de ne yapmışız? Taramışız. x küçük eşittir eksi 1. Küçük eşittir diyorsa arkadaşlar ne yapıyoruz? İçini dolduruyoruz. Peki ok nereye gösteriyor? Bakın nereyi tarayacağız? Bu tarafı. O zaman arkadaşlar bakın biz de yapmışız. 2 ile eksi 2 ile 5 arasında diyor. Eksi 2'nin olduğu arkadaşlar taraf dolu. Fakat 5'in olduğu taraf arkadaşlar nedir? Boştur diyoruz ve bu şekilde de arkadaşlar ne yapıyoruz? Arasını taramış oluyoruz. Eşitsizliklerin belirttiği bölgeyi buluyoruz. Arkadaşlar eşitsizliklerin e, neyi var? Tabii ki denklemler gibi çözümleri var değil mi? Yani burada ama dikkat etmemiz gereken en önemli noktayı da sizlere vurgulayacağım. Bakın 2x eksi 3 küçüktür 13. Burada arkadaşlar eksi 3'ü ne yapıyorum karşıya şut diye gönderiyorum. Eksi 3 karşıya nasıl geçmiş? Artı 3 olarak geçmiş. 2x küçüktür 16. Her yeri 2'ye bölersek işte arkadaşlar sonucumuz x küçüktür 8. Fakat arkadaşlar çok dikkat edin eksi bir sayıya eşitsizliğimizdeki sayılar bölünürse eşitsizliğimizin işareti yön değiştirir arkadaşlar. Dolayısıyla yön değiştireceğinden dolayı ne yapıyoruz bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar eksi bir sayıya bölmek veya eksi bir sayı ile çarpmak eşitsizliğimizde kesinlikle yön değişikliğine sebep olur. Buna da lütfen dikkat edin. Öğretmenlerimiz sınavlarda bu konuyla alakalı soru soruyorlar ve sizleri bakıyorlar Tonga'ya düşürebilir mi? Düşüremez mi diye. O zaman da burada arkadaşlar ne yapayım? Patlamayın. Dolayısıyla arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Yine arkadaşlar bu ifadeleri yani sözel bir ifadeyi eşitsizlik olarak yazmayı da bilmemiz gerekiyor. 2 katının 5 fazlası 15'ten küçük olan sayılar dediği zaman bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Güzel bir şekilde bunu yazmış olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar artık ne yapalım sorularımıza isterseniz geçiş yapalım. Geçiş yapmadan önce de lütfen arkadaşlar videomuzu izleyen arkadaşlar şöyle bir e, elleri like butonuna gidebilir mi? Evet arkadaşlar bekliyoruz. Hadi bakalım şu anda burada olan arkadaşlarımızın lütfen... Like butonuna elleri giderse şöyle like butonunu bir çökertelim bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bekliyorum. <laughs> Pardon. Bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım kimler bastı, kimler basmadı? İnanılmaz bir arkadaşlar güzel like'larınızı bekliyorum bu arada. Yazı notlarını arkadaşlar mutlaka imal etmiyorsunuz. Ve yavaş yavaş ne yapalım? Yazılara başlıyoruz arkadaşlar. Yazı sorularımıza başlıyoruz. Ve ne yapacağız? Buradan kesin çıkar. Ve arkadaşlar kesin sorulur gibi ifadelerimizde sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar Hüseyin Hadi bakalım otur bakalım yerine Ahmet sen de suyunu içtiysen yazılımız başlıyor Necla sen de lütfen ucunu tak silgini al lütfen arkadaşlar sessiz oluyoruz araları çanta koymaya gerek yok Ömer gerek yok sizlere güveniyoruz arkadaşlar dolayısıyla da ne yapacağız sorularımıza odaklanacağız Tonguç sen de hazır mısın? her zaman süpersin gerçekten o zaman sen hazırsan arkadaşlar hazırsa ne yapalım ilk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar yandaki grafikte bir torbada bulunan renkleri dışında özdeş 48 topun renklerine göre sayıları verilmiştir arkadaşlar bu torbadan rastgele çekilen bir topun renginin turuncu olma olasılığı kaçtır demiş şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle şu sayılarımıza bir bakalım burası 8 tane var değil mi burayı bilmiyoruz arkadaşlar x diyelim buraya 20 tane var burada arkadaşlar kaç tane var 6 tane. O zaman önce var olanları toplayalım. 20 artı 8 artı 6. Buradan toplarsak kaç yapar? 14. 34 tane yapar arkadaşlar. Ancak bizde kaç tane vardı? 48 tane vardı. Çıkarttığımız zaman ne olur buradan? 14 tane değil mi arkadaşlar? 14 tane turuncu varmış. Turuncu varmış diyebiliriz. Turuncuyu yazdık. Bakın böyle yazın ki öğretmenlerimiz tam olarak görsün. 14 tane turuncu var. Peki turuncu olma olasılığı neydi? İstenen bölü arkadaşlar toplamdı biliyorsunuz. İstenen neydi turuncu? 14 tane. Toplam kaç tane var arkadaşlar? 48 tane. 14 bölü 48. Sadeleştirirsem 7 bölü 24 diyoruz ve çok güzel başlangıcımızı yaptık. Tatlı kolay bir soruyla arkadaşlar diyoruz ve hem grafikleri hem olasılığı birleştirmişler. Güzel tatlı bir soru sormuş sevgili hocalarımız. Evet arkadaşlar cebirsel ifadelerin bakın kesinlikle ve kesinlikle bunlardan arkadaşlar soru bekliyoruz. Ortak paranteze alma veya arkadaşlar verilen bir cebirsel ifadeyi ne yapma işte çarpanlarına ayırma gibi ifadelerden kesinlikle soru bekliyoruz ve bunlara dikkatli bir şekilde bakmanızı tavsiye ediyoruz. Buraya bakın arkadaşlar ortak paranteze alma her iki terimde de. Ortak olan ifadelerimiz A ve B'ler. Dolayısıyla arkadaşlar A ve B ortak parantezine aldığımızda. Bakın buradan A'yı çektik. Buradan da iki tane B varmış. Birini aldık. Biri içeride kaldı. E Burada A ve B'yi tamamen aldığımız için yerinde arkadaşlar sıfır kalmaz. Kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. B artı bir kalır. Yani tamamını aldığımız bir şeyin yerinde bir kalır. Ve bu şekilde arkadaşlar ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Devam edelim bakalım. Buraya baktığımızda sevgili arkadaşlar. Ortak olanlara bakalım. 8 ile 2'nin e, ortak çarpanı İzlediğiniz için teşekkür ederim. 2'dir arkadaşlar. 8 şey x var, x var. O zaman x de ortaktır. Başka var mı? Başka yok arkadaşlar. Dolayısıyla 2x ortak parantezine aldık. Peki 8'in 2 çarpanını alırsak kaç kalır geriye? 4 kalır. 3 tane x'ten birini dışarıya aldık. Kaç tane kalır arkadaşlar? 2 tane kalır. E, Y'yi aldık mı? Hayır arkadaşlar, almadık. Dolayısıyla o da içeride kalacaktır. 2x'in tamamını aldığımız için orada ne kaldı arkadaşlar? 1 kaldı diyebiliriz. Buraya bakalım. Burada da arkadaşlar yapıyoruz? Burada da şunu yapıyoruz. Bunun karekök kaç arkadaşlar? 3x. Bunun karekök kaç arkadaşlar? 4. Arada hangi işlem var? Artı arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. Artı yazıyoruz. İşte bu kadar. 3x artı 4. 3x artı 4'ün arkadaşlar nedir? Karesidir diyebiliriz. Bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Çarpanlarını ayırmış olduk. İsterseniz bunu şöyle yazabilirsiniz. Bak 3x artı 4 çarpı 3x artı 4 şeklinde istersen iki tane çarpanı şeklinde yazabilirsin. Ve arkadaşlar buraya bakalım. Burada aman Allah'ım biraz karışık gibi geliyor. Yapmamız gereken şey önce şu. Önce x ortak parantezine aldık arkadaşlar. Burada ne kalır? 3 taneden birini alırsam içeride iki tane kalır. Eksi 4 çarpı iki tane x'imiz vardı. Biri dışarıda o zaman biri içeride. Artı x'imi dışarı alırsam ne kaldı arkadaşlar burada? Bakın 4 kaldı. Sonrasında ne yapıyorum? Bakın sonrasında şu tanıdık geldi arkadaşlar. Şu grup bakın bana tanıdık geliyor. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bakın şunun kare kökünü alırsam ben ne olacaktır arkadaşlar burası? X olacaktı. Bunun kare kökünü aldım. 2. Aradaki işlem nedir? Eksi. O zaman arkadaşlar son olarak ne yapıyoruz? Yazıyoruz. X çarpı X eksi 2'nin karesidir diyorum ve son noktayı arkadaşlar ne yapmış oluyorum? Koymuş oluyorum ve bu şekilde de cebirsel ifadelerde çarpanları ayırmayı yapmış oluyoruz dedik arkadaşlar. Ve geldik bir başka sorumuza. Bu soru sence nasıl gözüküyor Tonguç? Kızıkul Aziz hocam. Evet gerçekten biraz zor gibi duruyor ama bakalım sorumuz belki de o kadar zor değildir. Şekilde birer köşeleri çakışık üst üste konulmuş yeşil ve turuncu kareler verilmiştir arkadaşlar. Yeşil ve turuncu bölgelerin alanları şekilde verildiğine göre soru işaretleri ile gösterilen uzunluğu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade nedir demiş arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bakın yeşil ve turuncu ben bu bu şeklin yani büyük şeklin alanını cebirsel ifade olarak bulmak istersem buradaki ve buradaki cebirsel ifadeleri toplamayacak mıyım Allah aşkına? Evet arkadaşlar toplayacağım. Hadi toplayalım bakalım. Bakın 3x kareli x kareyi toplarsam ne olur arkadaşlar? 4x kare olmaz mı? Evet. 8x ile 4x'i toplarsam ne olur arkadaşlar? 12x olmaz mı? Evet arkadaşlar. 5 ile 4'ü toplarsam ne olur? 9 yapar. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? 9'u buluyorum. Bakın buradaki bütün şeklin alanını cebirsel olarak bakın yeşillerle turuncuları toplayarak buldum. Amacım ne? Tüm alandan arkadaşlar tüm alandan bunun bir kenarına gitmek bir kenarına gittikten sonra şunun da bir kenarını bulmak ve arasındaki farkı bularak şuradaki uzunluğumu bulmak istiyorum. Şimdi tüm alanı bulduk arkadaşlar. Tüm alanımız 4x kare artı 12x artı 9. Peki sevgili arkadaşlar ben bunun bir kenarını bulmak istiyorsam ne yapacağım biliyor musunuz? Bunun kare aldık. Arkadaşlar bunun kare aldım. 3 ve aradaki işaret artı olduğu için artıya aldık. Ve 2x artı 3'ün karesidir arkadaşlar. Bakın daha güzel yazmak gerekirse 2x artı 3'ün karesidir diyebiliriz. Bu 2x artı 3 var ya arkadaşlar neresidir biliyor musunuz? İşte burasıdır arkadaşlar bakın şurasıdır 2x artı 3 yani bir kenarımız 2x artı 3'tür diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar peki ben bunun bir kenarını bulamaz mıyım? Bir kenarını bulmak demek arkadaşlar açık şekilde verilen bu e, cebirsel ifadeyi kapatmak demektir. Bunun karekökü x, bunun karekökü 2. Aradaki işaretimiz arkadaşlar artı olduğuna göre, o zaman şöyle yapıyoruz: x artı 2'nin karesi. O zaman arkadaşlar geliyorum buraya. Bakın bunun da bir kenar uzunluğu neymiş? X artı 2'ymiş. Buraya arkadaşlar ne yazıyorum? X artı 2 yazıyorum buraya. Buranın kenarı 2x artı 3'tü. Peki ben burayı bulmak istiyorum. O zaman şu uzunluktan şu uzunluğu ne yaparım arkadaşlar? Çıkartırım. Hadi çıkartalım bakalım. 2x artı 3'ten arkadaşlar neyi çıkartıyoruz? Kimi çıkartıyoruz? x artı 2'yi çıkartıyoruz. Gayet kolay arkadaşlar. Ne yapıyorum? 2 xten bir tane x çıkarsa x kalır. 3'ten 2 çıkarsa arkadaşlar ne olur? 1 kalır tabii ki. İşte arkadaşlar cevabımız da X artı 1'miş diyoruz ve soru işaretiyle o an bölüm ne olmuş oldu? X artı 1 olmuş oldu diyoruz. Gerçekten zor bir soruymuş Tonguç Kazukul Azizül dediğin kadar varmış gerçekten diyoruz ve bu soruyu sınıfta arkadaşlar gerçekten çalışanlar yapar. Biraz DGS'ye gayret eden arkadaşlarımız yapabilir ama inşallah tüm arkadaşlarımız yapar diyelim ve hadi bakalım bir sonraki sorumuza senle beraber geçiş yapalım. Evet Tonguç evladım benim nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Az önceki sorudan sonra düştü hocam. Aman düşmesin sakın. Yani bir sorudan bir şey olmaz. Sonrasında bak mesela bu soru kolay bir soru arkadaşlar. Koordinat sisteminden de hocalarımız yine güzel bir soru soracaklardır onu. Kesinlikle arkadaşlar ne yapıyoruz? Biliyoruz diyebiliriz. Evet arkadaşlar, aşağıdaki koordinat sistemini birim kareler üzerine çizilmiştir. A, B, C noktalarının koordinatlarını yazınız demiş. Arkadaşlar A noktasının koordinatına baktığımızda A noktasının koordinatı bakın x ekseninde 3 arkadaşlar. 3 y ekseninde ise eksi -2'ye karşılık gelmiyor mu? Evet, o zaman A noktasına 3'e eksi 2 diyoruz ve bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Bulmuş olduk. Pardon. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Burası 4 olacak. Şöyle yanlış hesaplamışız. Evet 4 olacak. O zaman burası da arkadaşlar ne olacak? 4. Hatta şöyle karalayalım. A noktasının koordinatını tekrar yazalım arkadaşlar. 4'e eksi 2 yazıyoruz. A noktasının koordinatını. B noktasının koordinatına bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın x ekseni üzerinde 2'ye e, y ekseni yok arkadaşlar. E, olmayan bir şeyde ne yaparız? Matematikte sıfırla gösteririz. Bakın b noktasının koordinatı da sevgili arkadaşlar ne oldu? B sıfır oldu. C noktasının koordinatına bakalım mı? C noktası nerede? Aman Allah'ım bakın burada. Burada da x yok arkadaşlar. x yoksa o zaman sıfır diyorum. Ve 1, 2, 3 yani ama eksi 3 olacak arkadaşlar. Çünkü nerededir? E, y ekseninde olduğu için x'imiz yoktur. Sıfıra eksi 3 diyoruz. Devam edelim bakalım. D noktasında şuraya yazalım arkadaşlar. D noktasına bakalım. 1, 2, 3 ama eksi 3'e eksi 1 diyebiliriz. O zaman D noktasının koordinatları eksi 3'e eksi 1'dir diyoruz. Ve bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Yolculuğumuzu bir sonraki soruyla devam ettiriyoruz. Kolay bir soru, tatlı bir soru. Ama siz de arkadaşlar... Benim düştüğüm hataya düşebilirsiniz. Lütfen şu birim kareleri güzel bir şekilde tane tane sayarak lütfen koordinatları yazınız diyoruz ve lütfen dikkatli olunuz dedik. Ve geldik arkadaşlar nereye? Bir başka bölüme. Arkadaşlar ne diyor? Grafiklerini çiziniz demiş. Bakıyorum arkadaşlar burada bir adet eksenleri kesen doğru grafiği. Burada da arkadaşlar orijinden geçen doğru denklemi var. Bunların grafiğini çizeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle hadi gelin bundan başlayalım. Şimdi bir kere bu orijinden geçeceği için hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Şu bölümü işaretliyorum. Bakın buradan kesin geçiyor. Sonrasında sevgili arkadaşlarımız ne yapıyorum biliyor musunuz? Yanında kat sayısı olan yani bakın 3 nerede? X'in yanında. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? X'e 1 değerini veriyorum. X'e 1 verirsem Y kaç çıkar sevgili arkadaşlar? 3 çıkmaz mı? Evet bakın x'e 1 verirsem burada 3 çarpı 1'den 3 çıkar. O zaman noktamız ne oldu? A x'in 1 olduğu y'nin 3 olduğu nokta. O zaman arkadaşlar x'e 1 desem y'ye de 3 desem şöyle hop ne oldu bakın buradan. Şöyle şöyle birleştirirsem arkadaşlar şöyle şöyle birleştirirsem şu nokta A noktası diyelim hadi A noktası olsun. Ve arkadaşlar grafiğimi çiziyorum. Bu iki noktadan geçen doğru grafiği benim için işte doğrumun ta kendisidir diyoruz. Geldik arkadaşlar bakın burada iki nokta yerine sadece bir nokta buldum. Çünkü bir noktam zaten orijin noktasıydı. Neden? Çünkü bu doğru orijinden geçiyor arkadaşlar. Sadece x ve y varsa orijinden geçen bir doğruydu. Dolayısıyla ben bir nokta bulmam bana yeterli geldi. Buraya bakalım. Burada ise arkadaşlar dikkatli olmak lazım. İki noktayı ayrı ayrı buluyoruz. Ben x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsam bakın x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsam y'yi arkadaşlar istemiyorum demektir bakın x eksenini kestiği nokta istiyorum. Adı üstünde. Dolayısıyla y'yi istemiyorum. Kusura bakma y seni istemiyorum diyorum. Ve elimle kapatıyorum arkadaşlar. Kapatınca ne oldu karşıma? 3x eşittir 6. Hemen yazayım arkadaşlar. 3x eşittir 6. O zaman x buradan 2 çıkmaz mı Allah aşkına? Evet o zaman geliyorsun arkadaşlar burada. Geliyorsun arkadaşlar burada ne yapıyorsun? X'i 2 olan yeri işaretliyorsun. İşte burası X2 işaretledik. Bitti bu kadar. Şimdi buraya bakıyoruz. Ben bu sefer Y'yi kestiği noktayı bulmak istiyorsam X'i istemiyorum. X kusura bakma bizimle değilsin. Lütfen uzaklaşır mısın? Gider misin başımızdan? Diyoruz ve X'i kapatıyoruz. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için X'i gönderdik. Ne kaldı elimizde? Y eşittir 6. Arkadaşlar Y eşittir 6 da şurası değil Allah aşkına? İşte burası 6. Bakın böyle. O zaman ne yapıyoruz? İkisinden geçen doğrumuzu çiziyoruz arkadaşlar. İşte bakın eksenleri kesen doğruların arkadaşlar nedir? E, çizimi bu kadar kolaydır. Bazen de sevgili hocalarımız, sevgili hocalarımız şu arada kalan arkadaşlar, şu arada kalan bölümleri sorabiliyorlar. Alanı sorabiliyorlar. O zaman ne yapacağız? 6, 2... 6 çarpı 2 bölü 2'den cevabımız da alanımız 6 olur. Çok gözükmedi ama olsun yine de anlatmış olduk arkadaşlar diyoruz ve bu şekilde grafikleri çizdik. Nasıl grafikler sence güzel çizildi mi Tonguç? E işte. Gerçekten de çok gerçekçi bir yorum yaptın çünkü gerçekten grafiklerimiz hafiften biraz kaymış oldu diyoruz. Ve geldik arkadaşlar bir başka sorumuza. Haydi bakalım sorumuzda ne diyor? Denkleme arkadaşlar. Bakın bu soruda arkadaşlar hocalarımızın sorabileceği sorulardan bir tanesi eğim sorusunu arkadaşlar bekliyoruz bak çok net söyleyeyim eğim sorusunu bekliyoruz arkadaşlar bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve soru gelirse de de demedi dersiniz kesinlikle. Denklemi ax eksi 2'ye artı 4 olan bir doğrunun eğimi eksi 3 olduğuna göre a sayısı kaçtır? Arkadaşlar biliyorsunuz eğim bulmak için şöyle olması lazım. y eşittir ile başlaması lazım arkadaşlar. y eşittir işte mx artı n dediğimiz zaman buradaki eğim oluyor. Ama y'yi yalnız bırakmamız lazım. O zaman sevgili arkadaşlar bunu mesela karşıya göndersek olmaz mı? Hadi bakalım ax arkadaşlar artı 4 bakın eşittir 2Y oldu mu? Evet oldu. Her yeri arkadaşlar bakın her yeri ne yapıyorum? Y'yi yalnız bırakmak için 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 2'ye bölüyorum ve arkadaşlar ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Burada ne kaldı? A bölü 2 X artı 2 eşittir Y oldu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar X'in katsayısı X'in katsayısı ne oldu arkadaşlar? Bana eğimi verecek. O zaman ne yapıyorum? A bölü 2 eşittir eksi 3 diyorum. E hangi sayıyı arkadaşlar Allah aşkına hangi sayıyı 2'ye bölersem eksi 3 çıkar? Doğru cevabımızı verdiğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ve doğru cevabımız eksi 6 olacaktır diyoruz. Ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Eğimi bulmuş olduk. Ve gerçekten de tam sınav tarzında bir soru arkadaşlar. Yani ee, çok zor değil ama bilgileri de yoklayan bir ee, soru diyebiliriz ve geldik arkadaşlar grafiklerin yorumlanması günlük hayatta karşımıza gelen bölümler yine Milli Eğitim da çok sevdiği sorulardan bir tanesi ve hocalarımız da ne yapmış güzel bir şekilde buradan e, arkadaşlar soracaklarını deklar etmişler biz de ne yaptık güzel bir soru sizlere aldık ve kesin çıkar bölümünde şuraya isterseniz koyalım diyor ki yandaki grafik Başlangıçta deposunun 80 litre yakıt alan bir aracın aldığı yol ile deposundaki yakıt miktarı arasındaki ilişkiyi vermektedir. Buna göre kaç saat sonra aracın deposunda 20 litre yakıt kalır demiş arkadaşlar. Şimdi bizim formülümüzü biliyorsunuz. Y eşittir arkadaşlar. Başlangıç diyoruz bakın. Başlangıç. Başlangıçta ne kadar varsa. Artıysa artı, eksiyse eksi. Sonra arkadaşlar değişim. Ne kadarlık bir değişim? Birim zamandaki değişim arkadaşlar. Bu bir saat, bir yıl, bir gün, bir kilometre neyse artık bunu yapıyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar bu denklem yardımıyla da sorularımızı süper bir şekilde çözüyoruz. Şimdi bak buraya bakalım. Ee, gidilen yol arkadaşlar 3 kilometreymiş. Peki 3 kilometrede arkadaşlar 3 kilometrede ne kadarlık bir yol gitmiş? Bakın 80'den 74'e düşmüş. 3 kilometreyi arkadaşlar ne kadarlık yakıtla gitmiş? 6 litre yakıtla gitmemiş mi Allah aşkına? Evet. O zaman arkadaşlar 1 kilometrelik mesafeyi ne kadarla gider? 2 litrelle gitmez mi? Evet. İşte arkadaşlar bakın bizim değişimimiz 1 kilometrede 2 litre olduğuna göre şöyle yazıyoruz. Y eşittir başlangıcımız bakın başlangıcımız 80. 80'i yazıyorum 80. Eksi azaldığı için eksi. Birim zamandaki değişim 2 ve x'i de zaten formülden geldi. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi denklemimiz doğrunun denklemini çat diye yazdık. Sonra geliyorum burada. Bu denklemde arkadaşlar 20 litre yakıt kalır demiş. Burada y ile gösterilen kısım bakın yakıt miktarı y ile gösterilen. O zaman ben y gördüğüm yere 20'yi yazıyorum. 20 eşittir. 80 eksi 2x diyorum. Ve buradan arkadaşlar hemen ne yapıyorum? 2x'i buraya göndereyim. Bakın şöyle 20'yi de buraya göndereyim arkadaşlar. Çok da güzel bir iş yapayım. 2x eşittir 60 ise x eşittir arkadaşlar. Ne olur? 30. Nedir arkadaşlar? X'imiz kilometreydi. Yani 30 kilometre sonra arkadaşlar ne olacaktır? Yakıtım 20 litre kalacaktır diyoruz ve bu şekilde çok zor olmayan bir soruyu halletmiş oluyoruz dedik. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. İlla hocam ben bunu kullanmak istemiyorum diyorsan arkadaşlar 1 kilometrede 2 litre yakıt tüketiyormuş. Doğru mudur? Evet. E 20 litre yakıt kalması için 80'den 20 litreye kadar düşmesi için arkadaşlar ne kadarlık bir tüketim olması lazım? 60 litre değil mi? Değil mi? 60 litre tüketmesi lazım arkadaşlar. E 1 kilometrede bakın 1 kilometrede 2 litre tüketiyorsa 60 litreyi kaç kilometre tüketir dersen buradan da arkadaşlar istersen doğru orantı yöntemiyle 30 kilometre olarak ne yapmış olursun? Bulmuş olursun ama bu da kullanılan bir yöntemdir diyoruz ve yolumuza mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Eğimler, eğimler olmazsa olmazdan arkadaşlar ve haydi bakalım sorumuza bakalım. Kareli kağıt üzerinde verilen rampaların eğimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Arkadaşlar eğim soruları da kolaydır ve hocalarımız da mutlaka bununla alakalı sorular soracaktır diye düşünüyoruz. Gelir mi? Gelir arkadaşlar. Bakalım birinci neyimi? Arkadaşlar dikey bölü, dikey bölü yatay. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar buraya bakalım. 1, 2, 3. Arkadaşlar birinci neyimi? Birinci neyimi kaç? 5 bölü 3 arkadaşlar. 5 bölü 3. Yazdık mı? Yazdık. Buraya bakalım. İkinci neyimi? 1, 2, 3. Burası 3. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. İkinci neyimine bakalım. İkinci neyimi? Arkadaşlar 3 bölü 5. 3 bölü 5 yazdık tamam. 3'e bakalım. Eğim 3'e bakalım arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3, 4. Burası 4 olur. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 4'ten ne olur eğimimiz? 1 olur. Peki arkadaşlar sıralayalım bakalım. Eğimimiz arkadaşlar en fazla olan Bakın burasıdır. 5 bölü 3'tür arkadaşlar. Zaten bu bir bileşik kesirdir. Dolayısıyla bir tamdan büyüktür. Yani eğimi en fazla olan 1'dir arkadaşlar. Sonrasında şu ikisini kıyasladığımızda bu basit kesirdir. Bu tamdır arkadaşlar. Bu tam olduğu için bundan daha büyüktür. Yani 3 numaralı büyüktür. Sonra da arkadaşlar en küçük eğime sahip de 2 numaralı eğimdir. Yani 1, 3 ve 2 şeklinde ne yaptık? Sorumuzu yapmış olduk arkadaşlar diyoruz ve Haydi bakalım. Ne yaptık arkadaşlar sorulara? Devam ediyoruz ve son iki sorumuz. Ondan sonra ne yapacağız? Yazılı provamızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bu arada keyifler de yerindedir umarım Tonguç. Oo süper hocam. Keyfin yerinde olması gerçekten Tonguç'un bizi şaşırtıyor ve hadi bakalım madem keyifler yerindeyse o zaman bu sorumuza bir bakalım. Bir sayının 12 eksiğinin 3 katı sayının kendisinden küçüktür demiş arkadaşlar. Şimdi bir sayının düşünüyoruz. Bir sayının arkadaşlar önce buraya bakın eşitliğini yazın demiş. Bir sayının x oldu. Arkadaşlar 12 eksiğinin bakın 12 eksiğinin 12 eksiğinin 3 katı parantezi imal etmiyorsun. 3 katı kendisinden küçüktür demiş arkadaşlar. Kendisinden küçüktür dediği için ne yapıyorum? Bakın böyle bu şekilde eşitsizliğimi yazıyorum. Sonra diyor ki arkadaşlar verilen ifadedeki sayının alabileceği en büyük doğal sayıyı bulun. Yani diyor ki bunu çöz diyor. Çözelim bakalım. Çözeceğiz tabii ki. Bakın dağılmalarımız var. Dağılmalarımızı yapıyoruz arkadaşlar burada. Hemen yaptık. 3x eksi 36 küçüktür x. Şimdi bunlar arasında biliyorsunuz arkadaşlar baba oğul kuralı vardı. Baba 3x'tir çocuk x'tir. O zaman x buraya gelir. Eksi 36 da buraya geçer. Devamını getirelim bakalım. 3x arkadaşlar burada duruyor. Eksi x geldi. 36 da karşıya artı 36 olarak gitti. 2x kaldı mı burada? Evet. 36 oldu mu? Evet. 2'ye bölersek arkadaşlar x küçüktür. 18 oldu mu? Evet. Bakın herhangi bir negatif sayıya bölmediğim için ne yaptık arkadaşlar? E, yön değiştirme de eşitsizliğimiz. O zaman en büyük değerini sorduğu için x'in arkadaşlar alabileceği en büyük değer kaçtır? 17'dir. Yani 18'den küçük bütün değerleri alabilir. Ama en büyüğü sorduğu için doğru cevabımız da arkadaşlar 17 olarak bulmuş olduk ve eşitsizlikten de arkadaşlar buradan kesin çıkar diyebiliriz ve bu şekilde de ne yaptık yolculuğumuza son sorumuzda devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar son sorumuz güzel bir soruya benziyor okumadık ama güzel olduğunu Anlayabiliyoruz buradan. şekilli mekilli bir şeyler. Bakalım, yanda iki fidanın dik, e, dikildikleri andaki boyları verilmiştir. A fidanı her ay 5 santim, B fidanı her ay 3 santim uzadığına göre en az kaç ay sonra A fidanının boyu B fidanının boyunun geçer demiş arkadaşlar. Şimdi kaç ay olduğunu bilmiyoruz. X ay diyelim mi arkadaşlar? X ay geçsin. Tamam mı? X ay. O zaman arkadaşlar 18'in üstüne 18'in üstüne her ay 5 santimetre uzuyorsa toplamda arkadaşlar 5x uzamaz mı? Birinci A fidanımız. Evet A fidanımız uzadı. B fidanına bakalım arkadaşlar. 50 cm'nin üstüne her ay x santimetre uzuyorsa x ayda 3x uzar arkadaşlar. Ne zaman geçer demiş. O zaman A fidanını geçtiğini soruyorsa o zaman A fidanının B fidanından büyük olduğunu düşünüyoruz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar gerisi artık denklem çözmeye geldi. E, X'ler arasında baba oğul kuralını kullanıyoruz. Bakın 5X'imiz burada 3X'imiz burada. Hop bunu buraya gönderdik. O zaman 18'de ne yapıyoruz? Karşıya gönderiyoruz. Burada arkadaşlar ne yaptık? 5X eksi 3X oldu. Arkadaşlar 50 eksi 18 oldu. Buradan arkadaşlar 2X. Buradan da sevgili arkadaşlar 32 geldi mi? Evet geldi. O zaman arkadaşlar x büyüktür 16. Demek ki arkadaşlar x büyüktür 16. Yani yani arkadaşlar 17. gün bakın 17. ay pardon 17. ayda arkadaşlar A fidanı B fidanını arkadaşlar ne yapıyor geçiyormuş yani şuradan çıkardığımız sonuç bu oldu sevgili arkadaşlar. Tonguç bu soruyu anladın mı? Anladım hocam. Süpersin gerçekten. Kolay bir soru değildi. Hafiften güzel bir soruydu ve bu şekilde de arkadaşlar ne yaptık? Sonucumuzu bulmuş olduk. Evet arkadaşlar sizlerle beraber çok güzel bir yazılı provası yaptık. Tonguç'la beraber ve keyifli bir şekilde hem sohbet ettik hem notlarımızı aldık arkadaşlar. Hem de harika bir şekilde sorularımızı çözdük. Umarım eksiklerimizi hep beraber gidermişizdir. Ve arkadaşlar lütfen yazılı notlarını almayı ihmal etmiyorsun. Almayan arkadaşlar linkte bulunan arkadaşlar aşağı bulunan Tonguç mağazaya girsinler. Çat diye alsınlar. Her yerde çalışsınlar ve yüz alsınlar. Dinamo Soru Bankası olanlar soruların çözsünler arkadaşlar. Ödevlerini çözmeyenler varsa da mutlaka arkadaşlar ne yapacaklar? Burada güzel böyle infografik hem LGS tadında hem de arkadaşlar bakın normal sorulardan oluşan bölümleri çözerek sınavlarına süper bir şekilde çalışsınlar. Sen de sınavlara çalış. Tamam Tonguç evladım benim. Anlaştık hocam. Evet Tonguç'tan da sözümüzü aldığımıza göre sevgili arkadaşlar bu güzel iki kaynakla beraber dersimizi sonlandırıyoruz. Hadi bakalım ödülü soru arkadaşlar burada yorumlara yaz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.